Arkadaşlar merhaba. 35. Fövümüzde kimya her yerde ünitesinin 3. kısmını işleyeceğiz. Ve ilk başlığımız hazır gıdalar. Paketlenmiş olarak satılan, içerisinde gıdaların olması gerekenden daha fazla uzun süre taze kalmasını sağlayan katkı maddeleri, gıda boyaları ve kimyasal maddeler içeren ürünler hazır gıda olarak tanımlanır. Daha geniş bir tanımı yaparsak bunu, evde yapılmayıp dışarıda üretilen ve satılan, işlenmiş doğal olmayan birçok gıda hazır gıdadır diyebiliriz. Bu gıdaların hazırlanmasında pişirme, dinlendirme, fermentasyon ve pasteurizasyon işlemleri yapılmaktadır. Hazır gıda maddelerinin yapısında doğal ya da doğal gıda maddelerinden farklı olarak gıda katkı maddeleri bulunur. Gıda katkı maddeleri tek başına besleyici değeri olan veya olmayan olabilir. Gıda ürüne bilinçli olarak doğrudan veya dolaylı katılabilir. Ürünün görünüş yapısını düzeltmek için veya ömrünü uzatmak için sınırlı miktarda ilave edilen maddelerdir diyebiliriz arkadaşlar. Gıda katkı maddelerinin kullanım amaçları nelerdir? Bunlardan bahsedelim. Birinci amacı, gıdanın besleyici değerini artırmak. İkinci amacı, gıdanın belli bir kıvamda olmasını sağlamak. 3. Gıdanın bileşenlerine ayrılmadan kalmasını sağlamak. Gıdanın yüzeyinin düzgün görünmesini sağlamak. Gıdaların daha renkli görünmesini sağlamak. Ve gıdaların tatlanmasını sağlamak ve kokusunu değiştirmek. Ve en son olarak gıdanın raf ömrünü uzatmaktır arkadaşlar. Gıdalarda saydığımız bu amaçla gerçekleştirmek için gıda katkı maddeleri kullanılır. Peki bunlar nelerdir? Koruyucular, antioksidanlar, boyalar, emülsiyonlaştırıcılar, stabilizatörler, tatlandırıcılar ve aroma arttırıcılardır. Ve şimdi bunları tek tek inceleyelim. Birincisi koruyucular ve antioksidanlar. Koruyucular mikropların üremesini önleyerek ya da istenmeyen kimyasal değişimleri başlatarak gıda maddesinin bozulmadan uzun süre kalmasını sağlayan maddelerdir. Koruyucu katkı maddelerine benzoik asit, asetik asit, sorbik asit, propionik asit, sodyum benzoat, nitrit ve nitrat bileşikleri örnek verilebilir. Antioksidanlar ise gıdada yağın acılaşması ve renk değişimleri gibi oksidasyon reaksiyonları sonucunda oluşan bozulmaları önleyerek raf ömrünün uzamasını sağlayan maddelerdir. Antioksidanlara askorbik asit, sodyum askorbat, lesitin, sitrik asit, tartarik asit, fosforik asit gibi bileşikler örnek verilebilir. İkinci gıda katkı maddesi gıda boyaları renklendiriciler. Renklendiriciler genellikle gıda maddesine ilgi çekici bir renk vermek amacıyla kullanılır ya da doğal rengini daha parlak yapmak için tercih edilir. Ve renklendiriciler tek başına gıda olarak tüketilmeyen veya gıdalarda ana bileşen olarak kullanılmayan maddelerdir. Gıda boyalarına örnek olarak tartrazin, eritrosin, indigotin, karamel maddeleri verilebilir. Emülsiyonlaştırıcılar ve stabilizatörler. Emülsiyonlaştırıcılar, bir gıda maddesine yağ ve su gibi normalde birbiri içinde çözünmeyen iki fazın homojen karışmasını sağlayan maddelerdir. Stabilizatörler ise normalde kimyasal olarak ayrışmaya eğilimli ürünlerin üretim aşamasında ayrışmadan aynı kıvamda kalmasını sağlayan maddelerdir. Lesitin hazır gıdalarda çok kullanılan bir emülsiyonlaştırıcıdır. Jelatin ise hazır gıdalarda yaygın olarak kullanılan stabilizatördür. Bu tür maddeler özellikle ketçap, mayonez, çikolata, puding gibi hazır gıdalarda kullanılan maddelerdir. Dördüncü gıda katkı maddesi tatlandırıcılar ve aroma arttırıcılar. Tatlandırıcılar gıda maddesinin tadını değiştirirken tat arttırıcılar gıda maddesinin işlenmesi bekletilmesi sırasında azalan tadını yeniden düzenler. Hazır gıdalarda kullanılan bazı tatlandırıcılar sakarin, siklamat ve aspartamdır. Aroma arttırıcılar ise gıda maddelerine hoş bir koku vermek amacıyla kullanılan ve doğal bir tadın yapay maddelerle elde edilmesine yardımcı olan maddelerdir. Hazır gıdaların raf ömrünü uzatabilmek için uygulanabilecek diğer yöntem pasteurizasyon ve sterilizasyondur. Bunu yaptığımızda katkı maddesi kullanmaya gerek yoktur ve bu yöntemler ısı işlemlerle gıdaların raf ömrünü uzatabilir ve bu son yıllarda en çok sütte uygulanan bir yöntemdir. Pasteurizasyon işlemi ile sterilizasyon işlemi arasındaki sıcaklık aralığı ve zaman farkıdır. Pasteurizasyonda gıda maddesi 60-100 santigrat derece sıcaklık aralığında daha uzun süre ısıtılır ama sterilizasyonda ise 120-140 santigrat derece sıcaklık aralığında madde daha kısa sürede ısıtılır. Ve burada gıda maddesindeki hastalık yapıcı mikroorganizmaların arındırılması sağlanır arkadaşlar. Örnek 1. Hazır gıdalar ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Paketlenmiş ürünlerdir. Evet doğru. Katkı maddeleri içerirler. Evet doğru. Üretimleri kolay ve hızlıdır. Bu da evet doğru arkadaşlar cevabımız E şıkkı olacaktır. Örnek 2. Gıda maddesinde yağ ve su gibi normalde birbiri içerisinde çözünmeyen iki fazın homojen karışmasını sağlamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? Arkadaşlar bu maddelere emisyonlaştırıcılar denir. O yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır. Örnek 3. Hazır gıdalarda kullanılan katkı maddelerine verilenlerden hangileri örnek gösterilebilir? 1. Koruyucular 2. Emisyonlaştırıcılar 3. Stabilizatörler. Bunlar örnek gösterebilir. Koagülantlar ise arkadaşlar kolloidal maddeyi çöktürmek için kullanılan maddelerdir. O yüzden örnek değildir. Cevabımız C şıkkı 1, 2 ve 3'tür.
Örnek 4. Pastörizasyon ile ilgili. Hazır gıdalar gıdanın işlemdir. Evet. Gıdada bakteri oluşumunu engellemek için yapılır. Bu da doğru. Gıdanın belli bir sıcaklığa kadar ısınması işlemidir. Evet arkadaşlar. 60 ila 100 santigrat derece arasında belli zaman aralığında ısınması yapılan bir işlemdir. Dolayısıyla bu da doğrudur. Cevabımız E şıkkı 1, 2 ve 3'tür. Hazır gıdalarda en önemli noktalardan biri gıdanın raf ömrüdür. Ve gıda katkı maddeleri ve onların bozulma ürünleri insan sağlığına zarar verebilirler. Bu nedenle de gıda katkı maddenin türü, dozu, bozulma süreleri iyi araştırmalıdır. Hazır gıdaların bozulma süreleri sıcaklığa, basınca, maddenin havaya temas etmemesine, cinsine bağlı olarak değişebilir. Kullanma süreleri de birbirinden farklılık gösterir. Hazır gıda maddeyi alırken üretim ve tüketim tarihine dikkat etmek gerekir. Eğer son tüketim tarihini geçmiş ürünler tüketirsek vücudumuzda istenmeyen durumlarla karşılaşabiliriz veya hasta olabiliriz arkadaşlar. Hazır gıda etiketleri ve katkı maddesi e-kodları. Ülkemizde hazır gıda üreticileri Türk Gıda Kodeksi ve Gıda Katkı Madde Yönetmeliği kurallarına uygun olarak üretim yapmak zorundadır. Fakat bu kurala uymayan firmalar olabileceğini düşünmeliyiz. Bizler bilinçli olmalı ve ambalajın ürün niteliklerini belirtmeyen hazır gıdaları tüketmemeliyiz. Yoksa sağlığımızdan olabiliriz. Hazır gıda paketleri üzerinde paketler incelenirse çoğunda gıda katkı maddelerinin Europe'un kısaltması olan E harfi ve bir sayıyla kodlandırılmış olarak yazıldığını görürüz. E kodlarını yan tarafta görüyorsunuz arkadaşlar. Mesela E kod, E kodu %199 arasında olanlar renklendiricilerdir. 200 ile 297 arasında olanlar koruyucular. 300 ile 321 arasındakiler antioksidanlar. 322 ile 500 arasındakiler emisyonlaştırıcılar ve stabilizatörler. 500 ile 578 arasındakiler asit baz sağlayıcılar. 620 ile 637 arasındakiler tatlandırıcılar, koku verenler ve 900 ile 927 arasındakiler geniş amaçlılar olmak üzere sınıflandırılmıştır. Ve bu Avrupa Birliği tarafından belirlenen kod numaraları belli bir sistematiği vardır arkadaşlar. Yenilebilir yağ türleri. Beslenmemizde önemli yer tutan yağlar bitkisel ve hayvansal veya katı ve sıvı yağlar olmak üzere sınıflandırılabilir. Katı yağlara örnek olarak sütten elde edilen tereyağı, hayvanlardan elde edilen doku ve organ yağları, sıvı yağların hidrojenlenmesiyle elde edilen margarinler verilebilir. Sıvı yağlar ise bitki tohumlarından elde edilen ayçiçek yağı, mısır özü yağı, zeytinyağı ve fındık yağı örneği verilebilir. Yağlarımız vücudumuz için önemli bir yeri vardır. Ve bu önemleri sıralarsak aşağıdaki gibi olur. Yağlar enerji kaynağıdır arkadaşlar. Metabolizmada etkin olan birçok enzim ve hormon yapısında bulunurlar. Yağlar sinir sistemi, beyin dokusu, iç organların dış yapısında bulunurlar. A, D, E, K vitaminlerini çözerek vücudumuz tarafından kullanılmasını sağlarlar. Bazı yağ asitleri omega 3 kalp damar sağlığını koruyucu etkiye sahiptirler. Ve hücre zarlarının yapısında bulunurlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok fazla faydası vardır yağların. Ve ilk yağ türü katı yağlar. Katı yağlar yapısında doymuş yağlar ya da yağ asitleri bulunduran yağlardır. Katı yağların en önemlisi tereyağıdır. Tereyağının ham maddesi süt yağı oluştuğunda oluşturur. Tereyağı bir çeşit hayvansal inek, koyun, keçi yağıdır arkadaşlar. Tereyağı süt yağı krema konsantre haline getirilip sonrasında olgunlaştırılarak yayıklanması ile elde edilir. Tereyağı genelde beyaz sarımsı renge, tatlıdan hafif ekşimsi tada, kokusuzdan hafif mayhoş kokuya kadar değişen özelliklerdir. Tereyağının yapısında %82 yağ ve kazein, su, süt şekeri, A, D vitaminleri, kalsiyum ve diğer maddeler bulunur. Bir diğer katı yağ ise çeşitli bitkisel ve hayvansal yağların kısmi hidrojenlenmesi sonucunda elde edilen margarinlerdir. Ve margarinler sertleştirilmiş yağ, su, süt, süt tozu gibi katkı maddelerinden oluşan bir emülsiyondur. Margarinler çoğunlukla bilgisayar sıvı yağlardan elde edilir. Bu işlem için nikel katı özelliğinde hidrojenlenme yapılır. Bu işlemde sıvı yağların içeride doymuş yağ asitleri doymuş hale getirilir ve katı yağ hale geçer. 5. Örnek. Yağlar ile ilgili aşağıdaki faydaların hangisi yanlıştır? Bitkisel ya da hayvansal kaynaklı olabilirler. Evet, doğru. Sıvı yağları zeytinyağı, ayçiçek yağı, mısır özü yağı örnek verilebilir. Evet. Tereyağı hayvansal bir yağdır. Evet, bu da doğru. Margarinler su, süt, tozu içeren emülsiyonlardır. Evet arkadaşlar, bu da doğru. Margarin yapımında doymuş yağlar doymamış hale getirilir. Arkadaşlar tam tersi. Doymamış yağlar doymuş hale getirilir. O yüzden cevabımız E şıkkı olacaktır. Örnek 6. Yağların özellikleriyle ilgili yargılarının hangileri doğrudur? 1. A, D, E, K vitaminlerini çözerek vücudumuz tarafından kullanılmasını sağlarlar. Evet, bu işe yararlar arkadaşlar. Enzim ve hormonların yapısına katılabilirler. Evet, enzim hormonların yapısına katılırlar. 3. İnsan vücudunda enerji elde etmek için kullanılırlar. Kullanılırlar, kullanılmazlar demişler. O yüzden yanlış arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı 1 ve 2'dir. Peki sıvı yağlar nasıldır? Sıvı yağlar doymamış yağ veya
yağ asitleri içermektedir. Erime noktaları katı yağlardan düşüktür. Bunların ilki zeytinyağı. Isı işlem görmeden meyvesinden soğuk pres yöntemiyle elde edebilir. Hiçbir kimyasal işlemden geçilmeden kullanılabilir arkadaşlar. Öncelikle zeytinyağı ezilir, hamur haline getirilir. Oluşturulan bu hamur presten geçirerek sıkılır. Son işlem olarak yağ, zeytin meyvesinden suyundan ayrıştırılır. Ayçiçek yağı. Ülkemizde çok yaygın olarak kullanılan bir yağ çeşididir ve ayçiçek yağı bitkisinin tohumlarından presleme ekstraksiyon yöntemiyle elde edilir. Elde edilen yağ, rafinasyon işlemleri, nötralizasyon, ağartma, vinterizasyon gibi işlemler uygulanırsa burada rafine edilmiş yağ elde edilir. Mısır özü yağı, ayıklanmış ve yıkanmış mısır tanelerinden elde edilir. Diğer yağ çıkarma yöntemlerinde olduğu gibi tohumlar ezilir, preslenir. Pres işleminden sonra posada kalan yağı çıkarmak için ekstraksiyon işlemi uygulanır. Ekstraksiyon sıvısı olarak da hegzan kullanılır. Tadı hafif ve diğer yağlara göre daha ucuz olduğundan tercih edilen bir yağdır mısır özü yağı. Üretimine göre yağ türleri. Birincisi sızma yağı. Tam olarak olgunlaşmamış zeytinlerin soğuk pres yöntemiyle sıkılmasından elde edilen yağlara sızma yağ denir. Kimyasal bir işlem uygulanmadığından sızma zeytinyağında zeytindeki tat, koku ve vitaminler kaybolmadan bulunur. Sızma yağlar asitlik oranına göre kendi içerisinde sınıflandırılır. Asitlik oranı %1 ile 2 arasında olan yağlara ise natürel sızma yağı denir arkadaşlar. Rafine yağ. Ham yağ, yağ içerisinde istenmeyen maddelerin arındırılması için rafinasyon işlemi uygulanır. Ham yağda beraklaştırma, yapışkan maddenin arındırılması, asitliğin giderilmesi, renk açma, koku alma, parlatma gibi rafinasyon işlemleri uygulanır. Bütün bu işlemler sonucunda elde edilen yağ rafine yağ denir. Rafine yağlara birçok fiziksel ve kimyasal işlem uygulandığından natürel sızma yağlar kadar lezzetli ve besleyici değillerdir. Ham yağın işlem basamaklarından sonuncusu yağın vinterizasyonudur. Rafine yağda düşük sıcaklıkta yağma doymuş yağlar bulunur. Düşük sıcaklıkta yavaşça karıştırarak bekletilen yağda oluşan katı yağ kristallerinin süzülerek uzaklaştırılmasına vinterizasyon. Bu işlem uygulanarak elde edilen yağ ise vinterize yağ denir. Vinterizasyon işleminde kristalleşmeyi başlatmak için vinterize toprağı perlit kullanılır arkadaşlar. Riviera yağı %10, %20 civarında natürel sızma yağı, rafinasyon işlemi sonucunda elde edilen kokusuz yağ haline gelen %80-90 oranındaki rafine zeytinyağı karışması elde edilen yemeklik yağlardır. Tadı natürel sızma yağ benzesi de besin değeri natürel sızma yağlardan daha küçüktür. Yağların bedenimize daha yararlı olabilmesi için doğru pişirme teknikleri uygulanmalıdır. Yüksek sıcakta uzun sürede yapılan kızartma işlemlerinde ve çokça kullanılan kızartma yağlarında kimyasal değişiklikler meydana gelebilir ve yanmış yağlar kanserojen etki yapabilirler. Yine fazlaca kullanılan yağlar şişmanlığa, karaciğer yağlanmasına, kolesterolün yükselmesine ve damar tıkanıklığına yol açabilir. Örnek 7. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi geçirilmelidir diye sorulmuş bize. Mısır özü yağı ayıklanmış ve yıkanmış mısır tanelerinden elde edilir. Bu işlemde tohumlar ezilir, preslenir. Posada kalan yağı çıkarmak için nokta nokta işlemi uygulanır. Bu işlem hangisi olmalıdır diye bakalım. Damıtma değildir. Damıtma neydi? Bir maddenin sıvı halden ilk önce gaz hale getirmesi sonra tekrar yoğunlaştırılması işlemiydi. Ekstraksiyon, evet buraya ekstraksiyon işlemi gelecektir. Çünkü ekstraksiyon nedir? Bir maddeyi daha iyi çözünebilecek bir ortam almaktır. Ve bu aşamada yağ hegzan sıvısıyla hegzan fazına alınır ve bu şekilde yağ elde edilmiş olur arkadaşlar. Örnek 8. Üretimine göre yağ türleriyle ilgili. Yerden hangileri doğrudur? 1. Natürel sızma yağı dalından toplanmış zeytinlerin soğuk pres yöntemiyle sıkılması sonucunda elde edilir. Evet arkadaşlar herhangi bir kimyasal işlem yapılmaz. Natürel sızma yağları kimyasal bir işlem uygulanmaz. Evet şimdi söyledik. 3. Riviera yağı rafine yağ içerisinde natürel sızma yağı eklenmesiyle elde edilir. Evet bu da doğru arkadaşlar. %10-20 arasında natürel sızma yağı vardı. %80-90 arasında rafine zeytinyağı vardı. Ve bu şekilde Riviera yağı elde edilirdi. O yüzden cevabımız E şıkkı 1, 2 ve 3'tür. X ve Y yağ türleri ile ilgili verilen bilgiler şöyledir. Ve bu bilgiye göre X ve Y ile gösterilen yağ türleri aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş bize. X yağı dalından toplanmış zeytinin soğuk pres yöntemleriyle sıkıştırılmasına elde edilir. Bu natürel zeytinyağıdır. Yani sızma yağdır arkadaşlar. Yağ beraklaştırma, yapışkan maddelerin arındırılması, renk açma, koku alma gibi işlemlerin uygulanması sonucunda elde edilen yağ. Bu da rafine yağdır arkadaşlar. Yani cevabımız sızma yağ, rafine yağ olan C şıkkı olacaktır. Örnek 10. Düşük sıcakta bekletilen ve yavaşça karıştırılan yağda oluşan katı yağ kristallerinin süzülerek uzaklaştırılması işlemi aşağıdakilerden hangisidir? Bu işlem
Winterizasyon işlemidir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olacaktır. Evet, ödev testini çözelim ve anlattıklarımızı tekrar edelim. Birinci soru. Gıda katkı maddelerin kullanım amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Gıda nöfrünü uzatmak en temel amaçlardan bir tanesidir. Gıda yüzeyinin düzgün görünmesini sağlamak. Evet, bu da amaçlanır. Gıdanın istenen kıvamda olmasını sağlamak. Bu da amaçlanır. Gıdanın bileşenlerine ayrılmasını sağlamak. Hayır arkadaşlar, ayrılmamasını sağlamak isteriz. O yüzden D şıkkı olmaz. İkinci soru. Gıda katkı maddesi olan koruyucuların görevi aşağıdakilerden hangisidir? Mikropların üremesini engellemek. Evet arkadaşlar. Gıda da mikropların üremesini engelleyerek gıdanın raf ömrünü uzatmaya çalışır. O yüzden ikinci sorunun cevabı A'dır. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi gıda renk maddesi katılmasının nedenlerinden biri değildir? A şıkkı. Tüketici tercihinin ortaya çıkmasında rengin önemli bir etmen olması. Evet, renk özendirici bir şeydir. B şıkkı. Tüketicilerin gıdaların alışık oldukları belirli renkte olmasını beklemesi. Evet, bu da beklentilerden bir tanesidir. Doğal olarak bulunan rengi arttırarak ya da kaybolan rengi tekrar yapıya kazandırarak gıda özelliğinin korunması. Evet, bu da amaçlanan bir tanesidir. D şıkkı. Gıdaların ince yapıya kavuşmasını sağlamak. Arkadaşlar, renklendirmenin amacı bu değildir. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. Dördüncü soru. Tabloda E numara kodları sistemine göre gıda katkı maddelerinin sınıflandırması yapılmıştır. Buna göre gıdada mikropların üremesini engellemek, gıda maddesinin bozulmadan uzun süre kalmasını sağlamak için kullanılan asetik asitin E numara sistemi de kod aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, buradaki asetik asitin amacı koruyucu madde olmasıdır. Ve koruyucuların renk aralığı nedir? E kod aralığı nedir? E200 ile 297 arasındadır. O yüzden asetik asit bu aralıkta olması gerekir. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Beşinci soru. Hazır gıdalarda emisyonlaştırıcıların görevi aşağıdakilerden hangisidir? Gıdaların bozulmasını önlemek. Arkadaşlar, bu koruyucuların görevidir. Gıdaya sürekli bir kıvam vermek. Evet, bu emisyonlaştırıcıların görevidir. Ve gıdada ayrılmak isteyen iki fazı bir arada tutan bu maddelerdir. O yüzden cevabımız bursa olacaktır. B şıkkı olacaktır. Altıncı soru. Sütte pasteurizasyon işleminin uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir? Sütün besin değerini artırmak değildir. Sütteki mikroorganizmaları öldürmek. Evet, zararlı mikroorganizmaları öldürerek sütün daha uzun süre dayanmasını sağlamak istiyoruz. O yüzden cevap B şıkkı olacaktır. Yedinci soru. Yağların vücudumuzdaki önemine ilişkin aşağıdaki faydaların hangisi yanlıştır? A şıkkı. Metabolizmanın dengeli çalışması için gerekli enerjiyi sağlar. Evet, doğru arkadaşlar. Enerji verici yağlar. B şıkkı. Sinir sistemi, beyin dokusu, iç organların yapısında bulunurlar ve bunları dış darbelere karşı korurlar. Evet. Bazı türleri kalp damar sağlığını koruyucu etkiye sahiptirler. Omega 3 yağları gibi arkadaşlar. D şıkkı. B ve C vitaminlerini çözerek vücutta kullanılmasını sağlarlar. Yanlış arkadaşlar. A, D, E, K vitaminlerini çözerler. O yüzden D şıkkı cevabımızdır. 8. soru. Katı yağlar ile ilgili yargılarının hangileri doğrudur? Doymuş yağ ya da yağ asitleri içerirler. Evet arkadaşlar, bu doğrudur. 2. Tereyağı sütten elde edilebilen katı yağdır. Bu da doğru. 3. Margarinler sıvı yağların katalizör eşliğinde hidrojenlenmesi ile elde edilen katı yağlardır. Evet, doğru arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı 1, 2, 3'tür. 9. soru. Tam olarak olgunlaşmamış zeytinlerin soğuk pres yöntemiyle sıkılması sonucu elde edilen yağ aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, bu yağ sızma yağdır. Cevabımız A şıkkı olacaktır. 10. soru. Yağlara winterizasyon işleminin uygulanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Yağın kokusunu değiştirmek değil. Yağdaki serbest yağ asitlerini gidermek, bu da değil. Yağda düşük sıcakta matlaşma oluşturan katı yağların uzaklaştırılması. Evet arkadaşlar, winterizasyon işleminin amacı budur. 11. soru. Riviera yağı ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur? 1. Rafine zeytinyağı ile natural sızma yağın karışılması elde edilir. Evet, %10-20 arasında sızma yağı, %80-90 arasında rafine yağ kullanılarak karıştırılan elde edilen yağdır. 2. Natural sızma yağı göre besleyici değeri daha yüksektir ve daha kaliteli yağdır. Arkadaşlar, yanlıştır. Natural sızma yağın besleyici değeri daha yüksektir. 3. Herhangi bir kimyasal işlemin uygulanmadığı yağdır. Bu da yanlıştır çünkü rafine zeytinyağında kimyasal işlemler yapılmaktadır. O yüzden cevabımız yalnız bir A şıkkı olacaktır. Sıvı yağlar ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur? 1. Ayçiçek yağı, ayçiçek bitkisinin tohumlarından preslenme ve ekstraksiyon yöntemiyle elde edilir. Evet, doğru arkadaşlar. 2. Zeytinyağı soğuk pres yöntemiyle elde edilir. Evet, elde edilebilir. 3. Sıvı yağlar elde edilirken uygulanan ekstraksiyon işleminde çözücü olarak su kullanılır. Arkadaşlar, yanlıştır. Mısır özü yağı da hegzan sıvısının kullanıldığını söylemiştik. O yüzden su değildir. Cevabımız 1 ve 2. C şıkkıdır. Arkadaşlar, föyümüzün ve ünitemizin sonuna geldik. Bu konuyla ilgili bol bol soru çözmeniz gerekmektedir. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.